Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere silindir yapımını anlatacağım. Silindir yapmak için öncelikle bir dikdörtgene ihtiyacımız var. Dikdörtgeni ben cetvel kullanmadan renkli A4 kağıdını katlayarak elde edeceğim. Daha sonra silindirimizi sarmak için kenarları yuvarlak olan bu şekilde bir kaleme ihtiyacımız var. Kenarları köşeli olan bu tarz kalemleri kullanmazsak silindirimiz daha güzel ve daha düzgün olur. Hemen başlayalım silindirimizi yapmaya. Öncelikle kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Daha sonra dörde katlıyoruz. Ve bu şekilde dikdörtgenimizi oluşturmuş olduk. Kağıtlarımızı bu şekilde üst üste koyarak kesersek aynı anda birden fazla dikdörtgeni tek seferde elde etmiş oluruz. Evet, şimdi dikdörtgenlerimizi oluşturduk. Gördüğünüz gibi cetvel kullanmadan basit bir şekilde hemen dikdörtgenlerimizi elde etmiş olduk. Yalnız bunlarla uzun silindir yapabiliriz. Kısa silindir yapmak için kağıdın bu tarafını kullanmamız lazım. Onun için bir kere daha katlıyoruz ve kısa silindir için bu şekilde küçük bir dikdörtgen kesiyoruz. Evet, şimdi silindirlerimizi yapmaya başlayalım. Kalemi kağıdın üzerine ortalı bir şekilde koyuyoruz ve sıkıca sarıyoruz. Tabii eğri sarmamak için kalemimizi düzgün koymamız lazım. İlk turda kağıdın kalemin altına girmesi için elimizle bastırarak kağıdı düzeltiyoruz ve kağıdı kalemin altına geçiriyoruz. Daha sonra sarmaya devam ediyoruz sıkı bir şekilde, gevşetmeden. Daha sonra burada kalan boşluğa yapıştırıcı sürüp yapıştıracağız. Yapıştırıcıyı çok fazla sürersek kağıdımız kirlenir. Evet, elimizle bastırıyoruz. Acele etmeden kurumasını bekliyoruz. Kağıdımız yapıştı ve daha sonra kalemi silindirin içinden çıkararak şeklimizi bitirmiş oluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel, zarif ve birkaç tur döndürdüğümüz için kağıdı sağlam bir silindirimiz oldu. Evet, şimdi küçük silindirimizi yapmaya başlayalım. Evet, bu şekilde daha küçük olan dikdörtgenimizi aldık ve kalemimizi yine ortalı bir şekilde koyuyoruz. Yine aynı şekilde kağıdı kalemin altına geçirecek şekilde sıkı olarak sarıyoruz ve yapıştırıcıyı uç kısma sürüyoruz. Yine bastırarak kağıdımızın yapışmasını sağlıyoruz. Yanlarda herhangi bir boşluk kalmamasını sağlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tamamen yapıştı ve kalemimizi çıkararak yine silindirimizi elde etmiş olduk. Evet, bugünkü videoda sizler için uzun ve kısa olmak üzere 2 adet silindir yapımını gösterdim. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.